Evet. Arkadaşlar yaptığım istediğim saç buydu. Zaten benim saçım böyle kıvırcık. Benim saç şeyim bu zaten. Hani ben güzel bir saç bu gerçekten. Saç buklem falan da vardı yani. Bir de boyatacaktım hani 2-3 ton. Benim esas yapmayı düşündüğüm saç buydu arkadaşlar. Ancak arkadaşlar. Hayatta her şey beklediğiniz gibi ilerlemiyor bazı konularda. Bunu biliyorsunuz tabii ki de siz. Hani özellikle berber ve kuaför konusunda. Babio'da bir gün ki bu saçma çıktık döker sadece seninki daha iyi cidden. Şöyle arkadan da bakın bir Katy Perry'nin 2016 saçı. Evet. Yanlışlıkla TikToker oldum ruhani olarak. Saçı tekrar açmak istiyorum size. Hatta yan yana açmak istiyorum saçları. İşte hayatta bazen bunu öğreniyorsun, fark ediyorsun hani. Beklediğin şeyler... Her zaman gülüp durma Sena lütfen. Parayı bırak YouTuber saçı gerçekten. Psikolojim çok bozuk dünden beri. Dünkü hali çok daha iyiydi. RF saçıydı. Aradaki 4 farkı bul. Aradaki 7 farkı bul. Ananı sikeyim. Evet. Ben de yani bak dünkü saç halim şuydu. Dün mod chat'e attım özel onu göstereyim. Dün böyle fön attı adam orada. Fönlenmiş halini bir göstereyim size. O daha kötüydü ama hep bir aklımda bir şey vardı. Hani aklımdaki fikir hep şuydu. Ulan yarın bu düzelir yani yarına büyük ihtimalle hani duşa girince çıkınca bu saçımın normal kıvırcığı gelir. Planım buydu hani. Şimdi bak dünkü saçım bok gibiydi zaten. Dünkü saçım bayağı korkunçtu. Dünkü hali. Teşekkür ediyorum Prizmas. Teşekkür ediyorum gerçekten. Hiç değilse biraz mı? Saça verdiğim paranın bir kısmını kurtardım. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Benim dünkü saç buydu chat. Abi boş ver ucu direkt kazıt böyle gezmekten iyidir hem de pompayı yapıştırırsın. Abi ben kuryeden kapıyı açamıyorum amına koyayım. Bana bir kuryesine kapıyı açamadım bugün. Seni ay yolladım açmaya bütün kuryelere. Şu hali çok kötüydü dün. Tırk saz diyor ki Reymen ne yaptın? Anlatıyorum bir dakika Luğra anlatıyordum işte. Ben de çok hani buna dün takmadım. Dün bunalıma girmedim. Gece yattım falan dedim ki saçım şu an çok salak ama. Yarına ben bunu yıkarım, düzelir, köpük möpük sürerim, kıvırcık olur. Ancak gördüğünüz üzere hiçbir gelişim yaşanmadı. Arka tarafı da inanılmaz lezbiyen teyze saçı olması da beni çok rahatsız ediyor ekstra. Evet. Evet. Ve istediğim renk de bu değildi bu arada. Sena canlı şahit. Evet bu değildi. Aynen öyle. Hani kendimi nasıl hissediyorum biliyor musunuz? Sanki karakter creation ekranı randomize atmış gibi hissediyorum. Yani özgüven saçı. Hocam nasıl bir özgüven bu ya? Biz Hans de o yüzden diyor ki, çok Hans Kafilix. Biz de gülme lütfen. Artık lütfen gülme. Biz de o yüzden bugün şöyle bir şey yapacağız chat. King teşekkür ederim. Acımı yumuşatmak için bugün bir fazla bir donation ve sub gift geliyor. Çok çok teşekkür ederim. Prizmans, King, Cömert Zatör, sabahın herkese teşekkür ediyorum. Psikolojim... ben de dedim ki bu kafadan kurtulmam lazım benim tam anlamıyla. O yüzden uzatmıyorum ben. 3'e vuralım mı? 3 yani tam 3 değil de... Evet... Evet, iki şık. Hayır. Hayır şansı vereceğim ama %90 vuracağım saçı. Hayır, öyle bir şey yok. Chat ne diyorsa o. Chat ne diyorsa o mu? Lütfen evet seçin chat. Yayının başında yayın açırken, "Aa sakın 3'e vurma. Hayır saçmalama." diyenler vardı. Hepsi şu an evet veriyor. Teşekkür. Acı çekme bak. Koala acı çekmemi isteyip. Ne yapıyorsun ya oğlum? Teşekkür ederim. Yeniden uzar. Yeniden uzar gerçekten. Çok teşekkür ederim. Cömert Nötr King. Prizmas. King değil. King'e ayrı teşekkür ederim. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Biraz kafam
gitti gerçekten psikolojik Kimi olarak. Kimi zibarlık diyor ki abi yapılırken hiç mi hissetmedin böyle bir şeyin ortaya çıkacağını? Hissettim. İlk önce kestirdik dedim ki. Sonra ayar çekeceğiz değil mi dedik. Çekeceğiz dedik. Sonra o ara zaten 7 saat geçti. Saç açıldı falan. Artık tabii 9. saatin sonunda ve çok fazla Türkçe trap dinlemekten kuaförde kafam biraz yanmış haldeydi. Ya şimdi renk olarak yine okey bir renk. Bu arada şimdi şöyle bir durum var. Kafayı 3'e vurunca 2005 Eminem saçı olacak büyük ihtimalle renk olarak. Okeyim ben sonuna kadar ona. Herkes evet verdi gerçekten de. Bir tek Koala hayır verdi. O da zaten acı çekmem istediğinden dolayı. Tamam çakma excuse'sin de bu biraz fazla olmuş. Ya ben excuse'i hiçbir zaman çakmalamak da istemedim yanlışlıkla. Excuse'i o kadar da fanı olduğum bir yayıncı da değil ki. Kavramca diyor ki hayalindeki saç yapsan mi Ceylan Gelon'un davidi gibi olurdun of. Hayalindeki saç buydu bu arada tekrardan. Evet. Gerçekten saçımızı 3'e vuruyoruz galiba ha. Yayında vuracağız zaten. Birazdan bütün setup'ı hazırlayacağız. Saçı 3'e vuracağız. Eminim ben. Ben komple sabahtan beri zaten bunu düşünüyorum. Zamanı geldi yani. Şimdi vuracağız. Direkt şu an getiriyorum abi, makineyi şarjdan. Ne yaptın abi izleyemem ben ulan lüle. Saçların nerede abi? Ya benim de en fazla canımı yakan şey bu zaten. Saçımın benim... Kıvırcık benim saçım ya. Benim saçımın kıvırcığı gitti ya. Ne oluyor lan? Kadir Akan Lok gelir mi peki yayıncı? Pegaber diyor. Kadir Akan. Evet abi çok güzel olmuş. Kadir Akan'a gitseydim işte bir story atardım. Böyle şeyler başıma gelmezdi benim. Evet arkadaşlar. Öncelikle sizi ve kendimi tebrik etmek istiyorum. Saçımızı 3'e vurma oylamasını başarıyla kazandığımız için. Gerçekten hayır çıkarsa diye çok korkuyordum. Yalan yok. Ya bağlayınca da olmuyor. Koyunca da olmuyor. Evet kuaför parası da tamamen götüme girmiş oldu bak. O çok komik. İşin en hani psikolojik olarak yorucu kısmı da o. Hani gidiyorsun kuaförde kaç saat durduk biz? 8 saat durduk mu? 8 saat kuaförde duruyorsun. Üstüne para veriyorsun. Ondan sonra ertesi gün gelip saçı 3'e vuruyorsun. Hani bu nasıl bir... Bu Hoş kesinlikle... Diyor ki evet abi çok iyi Logan Paul'e evet severek izleriz. Logan Paul? Hayır lan Logan Paul saçı değil bu ya. Bu birinin saçı bile değil ki. Logan Paul saçı... Logan Paul saçı değil oğlum bu. Keşke Logan Paul saçı olsaydı. Logan Paul saçı değil ki. Yanlar hiç yani böyle... Ne kadar verdik arkadaşlar bunu konuşmak istemiyorum. Çok... Hani normal aslında bir kuaför parası, boyatma, kestirme parası. Kuaföre gidenler, kadın kuaförüne gidenler. Abi bu saçla Twitch'i bırakıp YouTube'a gülme challenge çeker seni şaşırmam. Bak ya herkes taşak geçiyor bende. Gülme challenge'ı YouTuber olduk. Ben şimdi nasıl insanları yayında açıp dalga geçeceğim ki ben izlediğimiz öyle kanalları. Gece 3 YouTuber olduk ya. Motherfucking evet doğru tahminler var chatte bu arada doğru tahminler. 1000 liradan az gerisini zaten tahmin edersiniz. Of, Yelena teşekkür ederim. Orkun Işıtmak 2017 saçı Orkun Işıtmak 2017 saçın. Orkun Işıtmak 2017 saçı mı? Hayır abi Orkun Işıtmak 2017 saçı değil Sarki bu. Yanları kısa onun. Kökü sende abis vur 3'e uzar. Doğru diyorsun ya vur 3'e uzasın. Aynen öyle. Doğru diyorsun. Gerçekten haklı diyorsun. Ben de tam olarak böyle düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar. Alper Erözer saçı geldi ya. Şu an 3'e vurmak için ekstra motivasyonum oldu. Ana. Hayır be Alper Erözer. Chat. Buradaki sıkıntı. Gerçekten Alper Erözer saçı lan bu. What the fuck?
Buna oy vermeyeceğiniz. Aynen abi, çok güzel olmuş, sağ ol. Lucifer Mica Elson. Ya bak, ben böyle açıp 7/24 bullenmek için açmadım arkadaşlar bu yayını. Beni 7/24 lütfen bullemeyin. Prizmas, tekrar teşekkür ediyorum. Cömert Neturu. Sonunda deftere benzedim. Berbere gittim abi, dedim ki bu saçtan lazım bana. Dedim ki bu saç lazım. Bana lazım olan saç bu. Bana bunu yap. Var. İlk çekmecede çok hoştu. Sendeki ba diyor ki el berberin oldu sana rüştücüm. El berberi lazım bana ya. El berberi ya. Teşekkürler Koala, eyvallah. Sağ olasın, teşekkür ediyorum. Thank you very much. Sena dün leaklemiş bizi berberde Koala. Baksana. Allah kahretsin ya. Targaryen. Targaryen saçı. Bu ne? Ne attın bana? Koala, o ne ya? Onun üstüne attığın şey ne ya? Targaryen saçı olur da abi, de uzun olsa ki işte chat, bunu hiç bir tutar yok ya. Diyor ki abi kuaförün ismini söyle de yanlışlıkla gitmeyelim pepek. Alakasız emin komik 200 milyar zaten profesyonel. Oğlum bu Lucifer Michaels'ın saçı değil ya. Biraz abi, benziyor gerçi, evet ya. İyisin, üzülme, seviyorum seni küçük Trisareti Yüç. Ama benzemiyor, onun saçları yanları kısa yani, bence benzemiyor, rengi benziyor. Rengi benziyor yani. Bu arada saçım öyle olsa full okeyim ben. Yalan yok yani. Bu saç şey hani saç uzun okeyim. Nasıl yapıyorsun abi? Saç bakımını nasıl yapıyorum biliyor musun? Ne ben söyleyeyim ne sen söyle. Tepeden açıkmış lan. Bu ne abi, bu nasıl bir saç şey, bu nasıl, delirmedim ben ya, tamam ya, delirmedim, seviyorum seni, yemin, tamam, aaa. Abi kusura bakma, samimiyetine sığınıyorum ama bu saçı yaptı diye kuaförü bıçaklasan yeridir. Bir de ördürseydin cık otururdu. Şu an yavaş yavaş 3'e vurma aşamalarına başlıyoruz bu arada, farkında mısınız chat? Bonbon. Saçım gidiyor bonbon. Gidiyor bonbon. Selam, ben Basak diyor ki unmodun sub. Ayıp be, ayıp ya. Hani her zaman yanımdaydınız be. Ayıp be. Ulan var ya. Vay be. Şu sandalyeyi bir çıkartacağım. Seni sürekli 3'e vuracağım diyordun. Bugünlere nasip oldu. Çok heyecanlıyım. Sürekli dışarı çıkartayım mı? Açayım. Evet, bunu bir dışarı çıkartmak lazım. Bir dakika, ayar.
Allah'tan her açıya kameramız da var ya. Şimdi bu kamerayı da ayarlayayım. Ya zaten saçımın %90'ı gitti ki yani. Hani bu noktadan sonra diğer şimdi türlü çevirsem daha çok. Kavramca diyor ki odada kesmek alınabilecekken kötü karar olabilir. En azından destek olarak vuralım. Yapma. Kesme o saçı yine çok kötü değil. O dilde saçın çöp poşetinin rengiyle aynı olmuş. Saç nasıl çöp poşetinin rengiyle aynı olmuş ya? Abi bayılacağım, bu saç ne 360 gelir mi? 360 saçıma mı? Hazır mısınız? Oğlum arkadan çok çok TikToker duruyor ya. Merhaba, ben Kaan. TikTok çekmeyi çok severim. Rede Meleke Cek diyor ki abi pipocini cağla benzemişsin biraz. Hadi hadi. Biraz geride yapalım da bilgisayar... Gerçi girmez ya, bilgisayar aşağıda yok. Sonu Master Eki ile biten içeriklerin YouTube'cusu olmuşsun abi. Master içerikli YouTube'cusu derken nasıl yani? Uzunları kes, kalanlar kalsın abi. Dörde vurma. Oğlum öyle nasıl yapılır saç ya? Deli misiniz? Ya şimdi şöyle bir şey var aklımda benim. Yani bence... Bence experimental gidelim. Yanları böyle vura vura gidelim. Tepe bir bağlayayım ben. Hani bir rockstar saçı... Bence bir rockstar saçı yapayım, yanları full vurayım. Sonra zaten onu da beğenmeyip üstleri vuralım. Fester 1334 diyor ki abi Eminem'in saç stilini yap, zaten ne civciv olmuşsun, kaybedecek hiçbir şeyin yok. Kaybedecek hiçbir şey olmayan bir adamdan korkarım. Gerçekten. Hala olmuyor musun? Evet. Seçip 049 varsa başarılı chat.